Merhaba dostlar, nihayet başlıyoruz. Öncelikle şunu görmenizi istiyorum. Ben şu an ne yapıyorum? Ekran kaydı alıyorum. Peki hangisiyle? Tabii ki Camtasia 9 ile. Çünkü Camtasia 9 diyebilirim ki dünyada en çok kullanılan bir ekran kayıt programıdır da aynı zamanda. Şimdi gelelim programımızın tanıtımına. Programımız açıldı. Şöyle bir ekran karşımıza çıkıyor. Diyor ki ne yapmak istiyorsun sen? Mesela new project. Yeni bir proje oluşturmak istiyorum. Ya da new record. Ben şu an ne yapıyorum? Ben bir kayıt alıyorum şu an. Bir record da alıyorum. Siz de bunu yapabilirsiniz. Ve open project. Daha önce sizin projeniz var mı? Kaydetmiş olduğunuz bir proje var mı? Var ise open project diyebilirsiniz. Ben bilgisayarı yeni formatladım. Ondan dolayı şurada mesela son projeler yok. Eğer siz daha önce çalışma yapmış iseniz son projeleriniz burada yer alır. Ben ne diyorum? New project diyorum. Program hızlı, gerçekten hızlı. O açıdan çoğu zaman ufak işleri Adobe Premiere ile değil Camtasia ile yapıyorum ben. Şöyle bir ekran karşımıza geldi. Şimdi bunu bir kısaca anlatayım. Şu yukarıda menülerimiz var. Şurada yine bir menü. Bu biraz daha kullanışlı. Şu medya havuzu var. Sizin kullanacağınız dosyaları şuraya atarsınız. Şurada ise kütüphanedir. Kütüphanemiz buradadır. Yani sen diyelim ki bir cep telefonu resmi oraya koyacaksın. Onu gidip de 2 dakika 2 saat internette arama diye adam buraya koymuş. O açıdan iyidir. Şurada zaten şunu bir saniye bir tane atalım şuraya. Şu nedir? Şu işte bizim ekranımızdır. Sağda ise şu sizde kapalı olabilir. Şunu açın. Eklediğiniz bütün görsellerin, seslerin, animasyonların ya da kayıtların illaki bir ayar kısmı vardır. Buradan ayar kısımlarını yapabilirsiniz. Eğer kapalıysa şuraya tıklayıp da açın. Bunu unutmayın. Biraz daha aşağı geldiğimizde zaten şunları biliyoruz. Şurada nedir? Geri git. Yani yaptığın işlemi geri git. İleri al. Şurada keslerdir, kopyadır. Böl. Mesela şunu bölmek istiyorsak böldü. İki parçaya böldüm. Evet. Şu mesela yakınlaştır, uzaklaştır. Şurası timeline. Yani zaman çizgisi. Bütün kurgumuzu burada biz işleyeceğiz. Kısaca anlattım. Şimdi biz bir proje oluşturalım ve projeyi kaydedelim. Çünkü bu önemlidir. Diyelim ki bir tane masaüstü bilgisayar kullanıyorsunuz. Bir çalışma yaptınız. Bunu kaydetmediniz. Tak elektrik gitti ki Türkiye'de çok olan bir şeydir. Emeğinize yazık olur. Şimdi biz buraya bir şeyler ekledik ya. Bunu bir proje olarak varsayalım. File diyoruz. Sevas yani farklı kaydet. Nereye? Mesela atıyorum masa üstünde proje 1 diye kayıt ediyorum. Bu ne diyor? İşte projeniz kaydedildi falan diyor. Tamam diyorum. Kapatıyorum. Diyelim ki işim bitti. Ne yapabilirim? Şuraya çift tıklayabilirim ya da şuraya da tıklayabilirim. Projemi açabilirim. Bakın. Şimdi projem buradadır. Tıkladığımda az evvel bir görseli ikiye bölmüştüm ya onu göreceksiniz tekrar. Bu arada benim bilgisayarım da bağırıyor. Tekrar tekrar kusura bakmayın. Evet geldi. Ha, loading şu an yüklüyor diyor. Bekle. Evet benim az evvel bölmüş olduğum görseller buradır. Bunu aman aman dikkat edin. Daha önce başıma geldi bir video klibi ben montajladım. Tam bitecekken tak elektrik gitti. Kaydetmemiştim biliyor musunuz? Bu dersi kısaca burada keselim. İkincisine girelim.